Gelin sizlere dertlerimizi en alt seviyelere indirecek bir formülden bahsedeyim. Elinizde bir kağıt panosu olduğunu ve onun boyutunda da bir kağıt parçası olduğunu düşünün. Birinci formül olarak kağıdı alıp olduğu gibi panomuza yerleştirebiliriz. Ve bu sayede panomuzda başka yer kalmadığından başka kağıt parçalarının yerleşilmesi mümkün olmayacaktır. İkinci formül olarak da kağıdı alıp parçalara bölerek panomuza birden fazla kağıt ekleyebiliriz. Tabi bu haliyle biraz yorucu ve zahmetli olacaktır. Evet, hepimizde bir akıl panosu var ve bizler bu panomuza günlük olarak aşk acısı, gelecek kaygısı, iş, okul, evlilik, hatta bana yan baktı kağıtları asıyoruz ve zamanla bu kağıtların, yani dertlerimizin altında eziliyoruz. Sonrasında ise hayata karşı şikayetlerimiz başlıyor. Akıl panomuza aynen birinci yöntemde olduğu gibi panonun denginde bir kağıt eklersek, yani aklımıza aklımız büyüklüğünde bir dert eklersek diğer küçük dertlerin girmesine engel olabiliriz. Peki nedir bu dert? Evet, hiç kimsenin gelmesine mani olamadığı, günde 200-250 bin ve herkesin %100 karşılaşacağı, kimi zamanlar sevdiklerimizin de bu kervana dahil olduğu bir hadise. Yani ölüm. Ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki bugünün gecesi ve bu güzün kışa gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek ve bu dert zannettiğimiz sıkıntılarımız bir gün bitecek. Buraya bir dipnot geçelim. Ölüm bir dert değildir. Ölüm bir problem değildir ki diyenler olacaktır. Bunu diyenler ise aslında giydikleri ayakkabıyla dahi çelişirler. Çünkü ayakkabısız gezmek bir problemdir. Ayağına zarar gelmemesi için ayakkabı giymek ise buna bir çözümdür. Ayakkabısızlığına, yani bu küçük problemine dahi çözüm bulan bir insanın ölüm bir problem değil demesi, ben sineğin ısırmasından korkarım ama karşımda duran ejderhadan korkmam gibi bir şey oluyor. Yani kısacası ölüm bizlerin en büyük derdidir ve bizler bu derdi ne kadar aklımızda bulundurursak diğer küçük dertlerin aklımıza girmesine engel olacağız. Çünkü bütün dertlerimiz bir gün ölüm derdi karşısında yenilmeye mahkum olacaktır. O halde bizler başımıza gelen imtihanlara karşı İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini ne kadar kendimize siper edinirsek o nispette acılarımız hafifleyecek ve belki de acılara karşı gülmeyi öğreneceğiz. Hem gelip geçici dertler, Hafız Şirazi'nin de dediği gibi, dünya öyle bir meta değil ki bir niza değsin. Yani içerisinde bulunduğumuz şu gelip geçici dünya üzerinde kavga edilecek bir değere ve bir kıymete sahip değil ki onunla meşgul olalım. Son olarak ölüm derdinden ise korkmamıza gerek yok. Çünkü ölüm bir yok oluş değil, paydostur. Vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir davettir. Allah bizleri hakiki dert sahiplerinden eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun.